Herkese selamlar, ben Geek de Gyoko. Final Fantasy 8'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm 4. ve 5. hizmetkarlarını öldürmüştük Ultimate Shion'ın. Ve geriye 3 adet hizmetkar kalmıştı. Şimdi bu bölümde yapmamız gereken şey geri kalan 3'ünü ya da işte kaç tane kalırsa geriye 3'ünü de öldürebileceğimi zannetmiyorum bu bölümde. Biraz abartı olur. Geri kalan hizmetkarları öldürmeye çalışacağız. Dün bu arada İstanbul'daydım. Geçen sene sadece havaalanına gitmeyi saymazsam ilk defa İstanbul'u gördüm. Gerçekten nefis bir şehir. Tabii İstanbul'a ilk gidişimin 25 yaşındayken olması oldukça tuhaf bir durum. Ama bir şekilde hiç yolum düşmedi İstanbul'a. Gerçekten hayran kaldım. Evet, burada direkt girer girmez dondan fırlar gibi Treasure Vault Key'i aldık. Buradan bu anahtarı almamız gerekiyor. Bu anahtarı aldıktan sonra bir anahtara daha ihtiyacımız var ilerleyebilmek adına. Geçen bölümün sonlarında da hatırlarsanız Floodgate Key'i almıştık. Bir de burada merdivenlerden çıktıktan sonra sarsılan bir köprü var. Şimdi burada köprünün ortasında bir adet anahtarımsı bir şey daha var gördüğünüz üzere. Burada koşmamak, sadece yürümek gerekiyor. Koşarsanız köprü sarsılıyor ve anahtar aşağıya düşüyor. Buradan da Armory Key'i aldık. Gördüğünüz gibi koşunca sarsılıyor köprü. Şimdi ilerlemek adına 3 anahtarı da almış bulunuyoruz. Bu arada burada şöyle siyah bir gölge var. Gölgemsi bir şey var. Bunun ne olduğunu ilerleyen bölümlerde hep beraber göreceğiz. Bir de şurada bir kilise orgu var. Bu kilise orgunda her bir tuş bir notayı temsil ediyor. Yapmamız gereken şey bütün tuşlara aynı anda basmak. Bakalım yapabilecek miyim, merak ediyorum. Şimdi bütün tuşlara aynı anda basınca ne olacak ve bunun etkisini nerede göreceğiz? Şimdi burayı bir terk etmemiz gerekiyor. Etkisini görebilmek adına. Şu avlunun sağ tarafından bu yoldan gidiyoruz. Ve evet, başarılı olmuşuz gerçekten. Şimdi burada normalde parmaklıklar vardı. Fakat kilise orgunda bütün tuşlara aynı anda basınca parmaklıkları kaldırmış oluyorsunuz. Ama yine de işimiz bitmedi burada. Hala su var gördüğünüz gibi. Bunu suları çektirmemiz lazım bir şekilde. Şimdi hepsini sırayla yapalım. Elimizde nasıl olsa 3 tane anahtar var. Şimdi şuradan şöyle bir seyirtelim, geri dönelim bakalım. Ve tekrar ana girişe dönmemiz gerekiyor. Bu arada neden yine seed rütbemin bir kademe düştüğünü bilmiyorum. Bu saatten sonra da açıkçası umurumda değil nasıl olsa. Para hiç sıkıntı değil Final Fantasy 8'de. Bazı oyunlarda epey bir sıkıntı oluyor. Hatta çoğu Final Fantasy oyununda parayı dövüştüğünüz yaratıklardan topluyorsunuz. Burada öyle bir durum yok ama. Şimdi sol kısımdan gidelim bakalım. Düşündüğüm yere mi varacağız? Nope. Düşündüğüm yer değil ama epey yakınız sanırım. Evet, giderek oyunun sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bu koridorda arada bir böyle bir ışık çakması gibi bir efekt oluyor. Bu sadece korkunç bir efekt değil, bir ipucu aynı zamanda. Demek oluyor ki şurada bir kapı var. Treasure Vault Key'i
şurada kullanıyoruz. Ve yepyeni bir mekana geliyoruz. Burası bir adet hazine odası. Şimdi burada çözmemiz gereken bir bulmaca var. Gördüğünüz gibi 4 adet tabutumsu hazine sandığı var. Yapmamız gereken şey bütün kapakları açık pozisyona getirmek. Klasik şu şekilde bir manzara var. Ya şundadır ya bunda bulmacası gibi. Evet, yemeğim gelmiş. Her neyse, devam edebiliriz. 2'yi mi açtık en son? Büyük bir ihtimalle ortalığın içine sıçtık. Bir adet drone noktası var, gizli. Evet, bütün kapakları açmış bulunduk ve ortaya Altmeşya'nın yeni bir hizmetkarı çıktı. Katoblepas. Yine aynı şeyleri söylüyor tabii ki. Katoblepas, dikkatinizi çekmiştir. Behemoth'un renginin değiştirilmiş versiyonu. Bir dakika. Niye bu şekilde sikindirik bir durumdayız anlamadım. Fakat hemen bir aura yapalım. Ardından Zell ile Doom Train yapalım. Ve hatta item'ımız açık değil ama. Kuraga ile Squall'ı iyileştirmek istiyorum. Epey yorucu bir hafta sonuydu. Bugün günlerden pazar bu arada. Makine fuarına katıldık. Çalıştığım şirketle beraber. Ziyaretçi olarak tabii ki. Katılımcı olarak değil ama. CNC makine tezgah fuarıydı. Yeni teknolojiler tanıtıldı. Epey etkileyici şeyler vardı işlerinde. TÜYAP'taydı fuar. Benim için de enteresan bir değişiklik oldu tabii. Huhu. Bayağı bir vurduk yahu. Cumartesi sabaha karşı 4'te çıktık yola. 9.30-10 gibi köprü trafiğindeydik. Boğaziçi Köprüsü'nden geçtik. Hemen ardından TÜYAP'a girdik fuara. İşte 4'e kadar oradaydık akşamüstü. Dün gece maalesef bir derbi varmış. Şimdi çalıştığım şirketin, şirket 3 ortaklı bir şirket. Benim bağlı olduğum ortakla beraber gittik. Yanımızda da 2 kişi daha vardı. 4 kişilik toplam yani. Fanatik Fenerbahçeliymiş kendisi. Öğrendiğimiz üzere. Ve bu arada Katoblepas öldü bile. Tek bir Renzo Kuken'e bakıyormuş ölmesi. Güzel. İşte Fenerbahçe maçını kaçırmamak için Ortaköy'de bir balık restoranına gittik. Ve orada gerçekten sıkıntıdan patladım. Kendimi sikecektim sıkıntıdan. Futbol sevmiyorum ya. Yapacak bir şey yok yani. Evet, 6. hizmetkarı da öldürdük. Status atık adlı item'ı aldık. Ve şimdi açmak istediğim şey, save'i açmışız. Item'ı açalım. Çünkü draw'u gerçekten hiç kullanmayacağım yani. Command ability de yani şu noktada pek işimize yarayacak bir özellik değil. Bu arada unutmadan hemen karakterlerimizi iyileştirelim. Şimdi Armory'ye geri dönmek istiyorum. Red Giant'la karşılaştığımız noktaydı hatırlarsanız. Fakat oraya nasıl geri dönülüyordu onu hatırlamam lazım. İlk önce. Biraz araya mesafe koydum. Tabii siz bunları gün be gün izliyorsunuz ama ben çoğunu oynadıktan sonra biriktirip hafta boyu yüklemeye devam ediyorum YouTube'a. Bilhassa hafta sonları oynuyorum tabii. Vaktim olduğu için. Hafta işleri en erken 7.30 gibi falan geliyorum eve. O saatten sonra da yemek yiyip direkt sızıyorum. Hiç yani oyun oynayacak bir durumum kalmıyor. O yüzden yani haftada bir RP yüklersem bu oyun bitmez.
Onun için biriktirerek bir haftaya yayıyorum. Bir haftalık LP stoğumu yapıp ondan sonra haftaya başlıyorum. Hafta boyu da yüklemeye devam ediyorum. Yani siz bunu büyük bir ihtimalle işte bugün 19 Ekim. 19 Ekim'den sonraki hafta neyse o hafta izleyeceksiniz muhtemelen. Evet, burası yine Art Galeri'ye çıktı. Büyük bir ihtimalle doğru yoldayız bu arada. Evet, Red Giant'la tam olarak bu noktada, ya tam olarak bu noktada değil de bu yolda karşılaşmıştık. Şimdi ilk önce Floodgate Key'i kullanmak istiyorum. Şurada kullanabilirsem tabii. Huhu. Hayır mı? Kullansana amına koyayım ya. Evet. Böylelikle demin gittiğimiz yerdeki suları çektirmiş olduk. Ve devamında ne var görebileceğiz artık. Bir de Armory Key'i kullanıyoruz. Şurada kilitli olan bir başka kapıydı burası. Ve Ultimation'ın yeni bir hizmetkarı. Ama o da nesi? Bununla daha önce karşılaşmıştık. Hem de rastgele bir savaşta. İkinci diskin başlarındaydı sanırım. Desert Prison'dan çıktıktan sonra Selfie'nin kafilesiyle dünya haritasında dolaşırken karşılaşmıştım bununla. Hareketlere bak amına koyayım ya. Evet, Curse ne verdi? Doom verdi amına koyayım. Çok kötü. Neyse, tekrar Aura ile başlayalım. Klasik saldırılarımıza. Doom Train'i kullanmayacağım şu anda. Her neyse, dünya haritasında gezinirken dövüşmüştük bu elemanla. Lan! İsmi Visage'dı hatta. Bununla daha sonra karşılaşacağımızı söylemiş miydim hatırlamıyorum. Oyun oldukça uzun olduğu için mesela Doom Train'i gösterdiğimi de unutmuşum. İlk defa gösteriyorum falan demiştim geçen bölüm. Geçen bölüm değil, birkaç bölüm önce. Zaman mefhumu iyice yitti. Bitiyor mu? Canın sağ olsun. Ne anlatıyordum? Evet, en son maçı izledik. Ondan sonra 9.30-10 gibi tekrar yola çıktık ve 2.30 gibi tekrar evdeydim. Pazar sabaha karşı. Epey hareketli bir cumartesi geçirdim yani. Alışkın olmadığım üzere. Güzeldi ama eğlenceliydi. Evet, basit bir ele Renzoku'ken yapıyoruz. Bir kez daha. Az siktir. Renzoku'nun başladığını kaçırdım. Evet, gördüğünüz gibi oldukça güçlü olduğumuz için, yani abartı güçlüyüz. Gidebileceğimizin en sonuna gittik oyunda. O yüzden çantada keklik oluyor her boss. Ve Visage Gargantua'ya dönüştü. Oyun boyunca karşılaştığımız Visage'larda da durum aynı mı bilmiyorum. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Tek vuruşta öldürdü amına koyayım ya. Çok enteresan. Hiç beklemedim böyle bir şeyi. Tamam. Pekala. Şu anda elimi kolumu nereye koyacağımı bilmiyorum adeta. Evet, Gargantua'yı da hallettik. Sadece 5 saniye gördünüz ama. O da Ultimation'ın hizmetkarlarından bir tanesiydi. Ve Commander Ability'yi açalım. Tek bir mühürlü gücümüz kaldı. Yeşil yeşil kanları döküldü iğrenç bir şekilde. Evet, bu odada yapacağımız başka bir şey kalmadı. Şimdi son bir tane hizmetkarı kaldı Ultimation'ın. Evet, onu da bu bölümde öldürebiliriz büyük bir ihtimalle. Ve gerçekten de oyunu
girmek üzereyiz. Sanırım 2 bölüm falan kaldı. Belki de 3 bölüm. Tam bilmiyorum. Ama yani bu pazar en azından siz görmeseniz de oyunu bitirerek kaydedeceğim. Şimdi tekrar avlu kısmına dönmek istiyorum. Avlu kısmına da sanat galerisinden gidiliyordu. Sanat galerisine de soldan gidiliyordu. Evet. Bugün 12.30'da uyandım bu arada. Gelir gelmez yattım hemen. John Tran'ın yine bölümü çıkmış. Onu izleyip yattım daha doğrusu. Halloween özel bölümü. Doğru yerden mi gidiyoruz? Hayır. Niye böyle bir saçmalık yaptım anlamadım. Orta... Tamam ya. Ana girişteki orta kapıdan girecektik. Sphinxar'ı öldürdüğümüz yerin arkasındaki kapı. Niye böyle bir saçmalık yaptım? Hiç bilmiyorum. Lan! Joystick kırılmış. 30 kere yere düştüğü için. Şu anda elimde fark ettim şu anda ya. Kavrama noktasında bir açıklık olduğunu fark ettim. Bir baktım kırılmış. Epey oldu ama bu joystick diyorum ya, joypad'i. 80'lerde mi yaşıyoruz amına koyayım? Üniversitenin son sınıfında almıştım. Hatta LP'lere başlamadan biraz önce almıştım. Öyle diyeyim. Yani Castlevania 4'e başlamadan 5 dakika önce falan almış olabilirim bu joypad'i. Hala da kullanıyorum. Biotech. Sikindirik bir marka. Ama gayet güzel idare ediyor beni. Yıllardır. Ha bu arada Floodgate'i açtık. Ne olup bittiğini de buradan görebiliriz. Hazır kapı da açık. Niye açılmamış? Niye su çekilmemiş daha doğrusu? Haydi. Niye böyle oldu lan? Kolumu çekmedik acaba? Büyük bir ihtimalle. Peki Armory'ye geri dönmemiz gerekiyor şu anda. Mal gibi anahtarı açıp kolu çekmemiş olabilirim. Bir saniye. Sanat galerisinin nereden gidiliyordu? Haydi, her şey karıştı yine. Hayır hayır. Aslında sadece kolu çekeceğimiz için diğer parti üyelerini kullanabiliriz. Tabii Junction Exchange yapmadan şuradan şuraya gitmem. Yine saç muhabbeti. En kolay akılda kalan yöntem bu bence. Evet şimdi şuradan mı gidiyorduk? Armory'ye. Soru soruyorum da sanki cevap verecek biri var amına koyayım. Kesinlikle burası değil. Vay amına koyayım ya. Hayır burası zaten Squall'ın ekibinin bulunduğu yer. Lan daha bölümün başında gittiğim yeri hatırlamıyorum ya. Var mı böyle bir şey? Böyle bir saçmalık var mı amına koyayım? Sol üstten gidecektik sanırım. Kafamı sikeyim ya. Yürü.
üste çıkıp üstten mi iniyorduk alta? Büyük bir ihtimalle öyleydi. Evet evet. Tam her şey pürüzsüz ilerliyor derken böyle bir sik kafalılık yapıyorum işte. Kızlar. Bu arada makine fuarında artık şeyi çekmek için mi nedir? Müşteri çekmek için mi nedir? Bir sürü kız vardı. Hepsinde etekleri boyun seviyesindeydi. Ve bayağı da makine satılmıştı gerçekten de. Demek ki işe yarıyor. Hayır burası değil amına koyayım ya. Ne saçmalıyorum lan ben. Sikiyim arkadaş. Sağdan mı gidiyorduk? Sanırım. Of of. Senin amına koyayım altı meşe. Böyle bir şato yapılır mı lan? Keyif pezevengi ya. Madem bu zamanda sadece tek ben yaşıyorum, neden dünyanın yarısını kaplayan bir şato yapmıyorum ki demiş. Evet, doğru yer burası sanırım. Evet. Buradan iniyorduk Armory'ye. Bakmadığımız tek yer. Aklıma gelmeyen tek yer adeta. Her neyse. Evet, gayet kolu çekmemiş gibiyiz. Evet, aynen böyle yapacağız ve suyu boşaltmış olacağız. Anahtarı çevirip öyle bırakmışız adeta. Şimdi bu partiyi gelecek bölüme hazırlık olsun diye nerede bırakalım? Tam olarak şu noktada bırakıyoruz. Lan. Evet. Şimdi öteki partiye geçtik. Güzel. Junction Exchange. Tamam, quizlist'e başlayalım. Rena Squall'a ve Selfie'de Irvine'a versin. Ne yaptığımı gördünüz mü? He? He? Kelime esprisi. Evet, şimdi açmış olmamız, suyu boşaltmış olmamız gerekiyor. Yüzeyden. Bakayım. Evet. Şimdi burayı boşalttıktan sonra rahatlıkla aşağıdan gidebiliyorsunuz ve şöyle tepe kamerasıyla gösterilen bir yere geldik. Burada bir adet Rosetta Stone aldık. Biliyorsunuz Rosetta Stone GF'lere ability çarpı 4'ü öğretiyor. Oyun boyunca 2 adet Rosetta Stone'la karşılaşıyorsunuz. Başka karşılaşabildiğiniz bir yer var mı bilmiyorum. Çünkü YouTube'da dolaşırken geçen gün Rosetta Stone Farming gibi bir şeyle karşılaştım. Belki de oluyordur yani bilmiyorum. Ve otomatik kilit açma sistemi devre dışı kaldığı için ne hikmetse mahzende bulduk kendimizi. Şurada başka bir şey var mı? Yok. Evet, geri dönüp şimdi Altmeşya'nın son hizmetkarını haklayabiliriz sanırım. Bu arada bu hizmetkarların hiçbiriyle dövüşmek zorunda değilsiniz. Hepsi opsiyonel boss. Fakat direkt kek gibi hiçbir gücünüz yokken, bütün gücünüz mühürlüyken Altmeşya ile dövüşmek gibi bir aptallığa düşmeyeceğinizi varsayıyorum. Tekrar buraya geldik. Merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Titreyen köprüden geçeceğiz bu sefer.
köprünün yarısına gidip geri döneceğiz. Bu aradaki evet. Bu arada şu merdivenden demin Rosetta Stone'u aldığımız yere inebiliyorsunuz. Tabii tam aşağı inemiyorsunuz. Bu arada Moonfind özelliği kapalı olduğu için mi göremiyorum ben hiçbir save noktasını? Evet, aynen öyle. Şurada bir save'leyelim oyunumuzu. Ney? Neden öyle bir şey olduğu anlamadım. Save'i açmadım mı lan dedim diye şüpheye düştüm kendi kendime. Şimdi burası aynı zamanda Altı Meşe'ye giden bir yol. Fakat henüz gitmek istemiyorum Altı Meşe'ye elbette ki. Aha, balkondan bir çamaşır düştü. Benim balkona büyük bir ihtimalle. Birazdan kapım çalınacak ve çamaşır düştü diyecekler. Ben de balkon anahtarlarından arayacağım vesaire vesaire. Aşırı can sıkıcı bir durum. Dönen merdivenleri Soul River'dan beri görmemiştik bu arada. Şimdi buradan şöyle yukarı devam ederseniz şu şekilde Altı Meşe'ye giden yola gidiyorsunuz. Fakat biz şu sallanan zile çana binip karşıya atlamak istiyoruz. Çünkü Altı Meşe'nin son hizmetkarı tam olarak burada, evet. Karşınızda Tiamat. Dövüşmemiz gereken, işini bitirmemiz gereken son hizmetkar. Kendisi aşırı derecede Bahamut'a benziyor. Resmi bir şey değil fakat Bahamut'un şeytani kız kardeşi olarak geçiyor Tiamat. Kendisi bir herhangi bir atak yapmıyor. Fakat bir geri sayımı var. Her geri sayımda bir harfi heceliyor. Dark Flare diye bir saldırısı var kendisinin. Nasıl Bahamut'un Mega Flare'i varsa hemen bir Doom Train yapmak istiyorum. Çünkü Doom Train aynı zamanda kendisine Slow özelliğini de veriyor. Yavaşlatıyor yani. Dark Flare dışında herhangi bir saldırı yapmıyor dediğim gibi. Oha! Gitti mi lan Squall'ın orası? Sakin olup boost'u tamamlamak istiyorum. Hay sikim. Siktir git. Şerefsiz. Evet, gerçekten Squall'ın orası gitti galiba. Evet, gördüğünüz gibi yavaşladı. Fakat Dark Flare'i yaptı bile. Hiçbir manası kalmadı tabi. Niye bu kadar çabuk gitti lan orası? Vay amına koyayım, çok güçlüymüş lan. Evet, Irvine'la bir saldıralım. Tekrar Renz okurken yapalım. Rough Divide. Fena değil. Zaten Lionheart'a da gerek yok. Gördüğünüz gibi kolaylıkla öldü Tiamat. Tiamat'ın dişi olduğunu biliyor muydunuz bu arada? Gerçekten Bahamut'a oldukça benziyor. Bahamut Mega Flare yaparken kendisi Dark Flare yapıyor. Söylenti odur ki Altmeşya'nın ayarttığı bir GF'miş Tiamat. Ve onun gücünün etkisiyle delirip kötülüğe yönelmiş. En azından resmi olmayan kaynakların söylediği bu. Ve en sonunda son özelliğimiz olan Drow'u açıyoruz ve Altı Meşe'nin bütün hizmetkarlarını
öldürmüş oluyoruz. Şimdi altı meşya ile aramızda sadece tek bir şey kaldı. Aslında direkt gidip altı meşya ile kapışabilirim şu an. Fakat onu yapmadan evvel son bir düşman kaldı. Öldürmek istediğim. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Sürpriz olmasını istiyorum. Fakat gelecek bölümü tamamen kendisine adayacağım. Şu andan itibaren daha dövüşmeden yani sinir stres yapmaya başladım bile. Çünkü kendisi oyunun en güçlü boss'u. Son boss'tan daha güçlü. Ultimate Weapon'dan da güçlü. Daha önce oynamış olanlar neden bahsettiğimi anlamışlardır. Oynamamış oyun olanlar için dediğim gibi sürpriz kalsın. Şurada bir save'leyelim. Ve sondan önceki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.